Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümü, siber güvenlik konusunda ihtisaslaşmış bilişim uzmanları yetiştirmeyi amaçlayan bir bölüm. Bu konuda Türkiye'de açılmış olan ilk bölüm, YTP Üniversitesi bünyesindeki Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümü. Bölümümüz 2019 senesinde açıldı. Mezunlarımız bilişim teknolojisinin kullanıldığı tüm sektörlerde bilgi güvenlik uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem güvenlik uzmanı, ağ uzmanı ve programcı ve yazılımcı olarak çalışabiliyorlar. Bilişim tarihindeki önemli siber saldırılara dair örnekler vererek bunların nasıl bertaraf edilmesine dair simülasyon ortamında çözümler sunuyoruz ve C, C++, C#, Java, Python gibi programlama dilleri, yapay zeka, kriptoloji, sızma testleri, sanallaştırma ve bulut bilişim, web tasarımı, siber güvenlik dersleri, veri tabanı yönetim sistemi ve veri tabanı güvenliği dersleri, bilişim suçları mevzuatı gibi konularda derslerimiz var. Derslerimiz hem teorik hem de uygulamalıdır. Örneğin laboratuvar ortamında siber saldırı örnekleri simüle ediliyor ve bu konuda alınması gereken önlemler, siber saldırılar nasıl bertaraf edilirler, bu konuda da eğitim veriyoruz. Eğitim dilimiz İngilizce. Zaten bilgisayar programlama dilleri de İngilizce oldukları için İngilizceye hakim olan öğrencilerimizin bu programlama dillerini öğrenmesi de çok daha kolay oluyor. Üçüncü yılın sonundaki yaz tatilinde 40 iş günü zorunlu staj var. Öğrencilerimizin staj yapacakları şirketi gerek Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Kariyer Gelişim Departmanı bulabiliyor ve öğrencilerimiz kendileri de bulup başvuruda bulabiliyor üniversiteye. Fakültemiz bünyesindeki diğer bilişim bölümleri olan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinin mevcut Erasmus anlaşmalarına Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümünü de dahil edeceğiz. Böylece her üç bilişim bölümü için de geçerli Erasmus anlaşmaları olacak. Çift anadal ve yan dal programları da önce fakültemiz bünyesindeki bilişim bölümleriye, daha sonra da Yeditepe Üniversitesi'ndeki diğer fakültelerdeki bölümlerle hayata geçirilecek. Bilişim teknolojileri sürekli güncellendiği için bu konuya olan ilginizi asla yitirmeyin. Teknolojik yenilikleri mutlaka takip edin. Çünkü belli bir bilgi birikimi bir süre sonra yetersiz kalabiliyor. Bilişim konusundaki eğitim aslında hiçbir zaman bitmiyor. Konuya olan ilginizi ve öğrenme isteğinizi asla yitirmeyin.